Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte bu videoda ne yapacağız? Verilen şekillerin çevresini bulacağız. Bunları bulurken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Hazır mısınız? Haydi o zaman başlayalım. Evet, ilk sorumuza bir bakalım mı? Bakın ne diyor? Yandaki şeklin, bak yanda bu şekil var. Görüyor musunuz? Yandaki şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Hadi bakalım şeklimizi bir inceleyelim ne dersiniz? Evet bakın bir şeklimiz var. Çevresi demek bakın bu uzunlukların evet Kaç santimetre olduğunu ne yapmamız gerekiyor? Ee, toplamını bulmamız gerekiyor. Bulduğumuz zaman çevreyi bulmuş olacağız. Evet, soruyu iyice okuduk, anladık. Şimdi ne yapmalı? Şekli bir inceleyelim. Bakın, bu uzunluk şurası 18 santimetre. Bak, verilmiş. Burası 18 santimetre, güzel. Peki, burası, bakın, burası hakkında hiçbir bilgi yok. Burası hakkında da bir bilgi yok. Gördünüz mü peki şurası 8 santimetre burası 4 santimetre ve onun dışında bak burası yok burası yok. Hadi gelin sizinle ne yapalım biliyor musunuz? Evet şimdi eğer ben bu 4 santimetrelik uzunluğu şu uzunluğu şu yukarıya çekersem çekiyorum hemen bak bu yukarıyı tamamladım çizgileri çektiğim çizgileri ne yapacağım biliyor musunuz kırmızıyla yapacağım bak 4 santimetreyi yukarıya çektim gördünüz mü bu 4 santimetre şu çizgiyi yukarıya çekmiş olduk yani burası 4 santimetre peki şimdi ne yapacağız başka Şimdi de şu alttaki bakın bu uzunluğu şu uzunluğu eğer yani şunu buraya indirirsem şu uzunluğu buraya çekersem şu yukarıdakini bu şeklin şu üstündeki şu uzunluğa eşit bir uzunluk elde ederim. Hadi gelin şunu da yukarıya böyle aşağıya indirelim. Bak buraya indirdim. Gördünüz mü? O zaman da ne olmuş oldu? Ee, Burası kaç santimetre ise burası da ona eşit bir uzunluk olmuş oldu. Peki bu uzunluğu nasıl bulacağız? 8 ile 4'ü toplarız. 8, 4 daha. Bak buranın uzunluğu 12 santimetre. O zaman bu uzunluk da 12 santimetre olmuş oluyor. Evet yani bakın şu çektiğim uzunluk şuradan başlayarak şurayı hesaplamış oldum. Şimdi gelin buradan buraya kadar olanı da bir bütün olarak bununla eşit olduğunu düşündük. O zaman burası da 12 cm. Onu da yazdık. Hadi gelin şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bak şu uzunluğu onu da maviyle göstereceğim. Hemen gösteriyorum bakın. Şurada bir uzunluk var görüyor musunuz? Şuradaki şu uzunluğu. Şimdi ben bu uzunluğu bak buraya getireceğim. Getirdim. Gördünüz mü? Ve bak burada da bir uzunluk var. Onu da şuraya getireceğim sevgili çocuklar. Bak ve burayı mavi ile işaretledim. Gördünüz mü? Peki mavi ile çizdiğim bu çizgi bu 18 santimetreye eşit oldu mu? Oldu değil mi? Evet. Şeklimiz şu anda bir dikdörtgen. Gördünüz mü? Yeni hali. Yani şeklimizin burası 18 santimetre, burası 12 santimetre, burası 18 ve burası da 12 santimetre. Çevreyi bulmak artık kolay öyle değil mi? Ne yapacağız? Hadi bakalım. Hepsini toplayabiliriz. Ya da aynı uzunlukları 2 ile çarpabiliriz. Evet bakın şimdi 2 tane 18 vardı. 2 kere 18 yazdım. Çarpıyorum. 2 kere 8 16. Elde var 1. Hemen yazdım. 1 kere 2 2 1 de elde 3. 36 cm. Bu ne? 2 tane bak, bakın şu kenar buralar. Yani dikdörtgenimizin boyu olmuş oldu. Hadi eline bakalım. Burası 12 santimetre E burası da 12. Yani 2 kere 12. Evet işlemim hazır. Yapalım. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 24 cm. Burası neresi? Bak bu 2 tane en. Şimdi ne yapacağız? Bu ikisini toplayacağız. Toplayalım. Evet işlemim hazır. 6 4 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1. Hemen yazdım. 3 2 1 2 3 2 daha 5. 1 de elde 6. 60 cm. Ne? Bu şeklin çevresi. Bak buraya da yazıyorum. Hemen bak C seçeneği gördünüz mü? Haydi yeni soruya geçtik. Diyor ki bakın ya, verilen verilenlere göre yandaki kapalı şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Evet bakın çevre uzunluğu bu şeklin kaç santimetredir? İnceleyelim. Burası 12 santimetre. Burası da 54 santimetre. Burası 10 santimetre. Ama bakın burası verilmemiş. Burası da verilmemiş. Bakın böyle verilmediği zaman ne yapacağız? Hadi bunları gelin ne yapalım? Şuraya taşıyalım mı? Ne diyorsunuz? Evet. Bu tarafa taşıyabileceğim uzunlukları mavi taşımak istiyorum. Bak taşıdım. Şurası. Bak bu uzunluk. Şurası. Ve şimdi şu uzunluğu taşıyacağım. Evet. Şöyle Evet bak bu uzunlukta burası şunu taşımış oldum. Peki taşıdığım zaman burası kaç santimetre oldu? Bak şuraya eşit oldu. Yani burası 12 santimetre oldu. Evet bakalım şimdi bak şu alttaki uzunluk verilmemiş sevgili çocuklar. Bu nedenle de bak bu 8 santimetreyi ve 6 santimetreyi bunun devamına taşımak zorundayız. Haydi taşıyalım bak şuraya çıkartıyorum bunu. Haydi getirelim buraya Evet farklı bir renk kullanayım ki dedim. Evet tam güzelce anlatmak istiyorum. Bak bu şurayı buraya çıkardım. Burası kaç santimetre? 8 yazıyorum üstüne. Şunu çıkaracağım şimdi. Evet bakın şuradan itibaren şunu yukarıya taşımış olacağım. Bak onu da taşıdım. Gördünüz burası 6 santimetre. Şimdi bu uzunluğu bulabilirim. Ve bu uzunluğu ne yapabilirim? Rahatlıkla bulabilirim. Nasıl bulalım? Hadi bunların aralarına artı koy verelim. Değil mi? Bu uzunluk bak şu uzunluk artık kolay. 10, 18, 6 daha 24 santimetre. 24 santimetre. Bak şu uzunluk 24 santimetre. Hemen üstünden gidelim. Evet bakın şu uzunluğumuz artık 24 santimetre. E burası? Burası da 24 santimetre. Kolay. Burası 12, burası da 12. Artık ne o kaldı? İşlemi yapmak kaldı. Hadi yapalım. Evet bu 24 santimetre olan uzunlukları yani boyları bulmak için ne yapacağız? 2 tane 24. 2 kere 24 o da eşittir. 4 kere 2 8. 2 kere 2 4. 48 santimetre. Bakın burası ve burası. Şimdi burada sıra. Burası 12 burası da 12. Yani 2 kere 12. O da eşittir. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. 24 cm. Şimdi bunları ne yapacağız? Toplayacağız. Hadi toplayalım. 48, 24 daha. 8, 4 daha. 12. Evet elde var. 1, 4, 2 daha. 6, 1 de elde. 7. Bakın gördünüz mü? Santimetre. Neresi? Bu şeklin çevresi. Peki hangi seçenek? Bakın D seçeneği. Evet yeni soruya geçelim. Yandaki kapalı şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bakın şeklimiz bu. Gördünüz mü? Peki inceliyoruz şimdi. Evet bak burası 18 santimetre. Güzel. Burası 22 santimetre. Burası da 18 santimetre. Bak bu iki uzunluk birbirine eşitmiş. Burası 4 santimetre. Burası verilmemiş. Evet. Ve ama şöyle bir şey var. Bak burada dik açı varmış. Dik açı olduğu için burası 4 santimetre. Bu, burası 4 santimetre ise burayı da 4 santimetre alacağız. Hemen yazalım. 4 santimetre. Şurası 4 santimetre burası 4 santimetre. Bak şurasını bilmiyoruz sevgili çocuklar. Burayı bilsek iş kolay. Hepsini topladığınız zaman çevreyi bulursunuz. Peki burayı nasıl bulacağız? Hı? Burası burada değil de şurada olsaydı kaç santimetre olurdu? Yani şu uzunluğu ben şuraya taşımış olsaydım ya da bu uzunluk burada olmuş olsaydı burası kaç santimetre olurdu? Bak alttaki şu uzunluk buraya eşit. Neden? Çünkü bak dik açı buralar. O nedenle öyle düşüneceğiz. Yani şu üstteki uzunluk da 22 santimetre. Peki ne yapalım o zaman? 4 ile 4'ü toplasak, 22'den çıkarsak şu uzunluğu ya da şurayı bulur muyuz? Evet 4 4 daha 8 santimetre nereyi bulduk bak bu ikisini topladık şu ikisini topladık burası 8 santimetre peki 22'den de diyorum eğer ben 8'i çıkarırsam şu uzunluğu ya da şu uzunluğu bulmuş olabilir miyim bu da bu uzunluk zaten buna eşitti çünkü biz bunu buraya ne yapmıştık taşımıştık değil mi hadi bakalım 22'den ne yapacağız 8'i çıkaracağız haydi bakalım 22'den 8 çıkacak 2'den 8 çıkmaz. Bir 10'luk aldık. Burası oldu 12. Değil mi? Şurası oldu 12. 12'den 8 çıkarsa 4. Burada kaldı 1. 14 santimetre. Şurası 14 santimetre. Yazalım. Evet şimdi artık işimiz kolay. Bilemediğimiz uzun uzunluğu olan kenar kalmadı. Hepsini biliyoruz artık. Ne yapacağız? Bütün bu uzunlukları toplayabilir miyiz? Ne dersiniz? Evet. Evet bütün uzunlukları alt alta yazdım. Tek tek kontrol edelim. Bak 22 burası. Bak buraya yazdım 22. 18, 18. Bir 18 burada var. Evet bir 14'ümüz burası var. Sonra da 1, 2, 3, 4 tane 4. 1, 2, 3, 4. Ve şimdi ne yapacağım? Şimdi hadi gelin toplayalım bunları. Haydi şimdi sırada ne yapıyorduk? Topluyorduk. 8, 8 daha 16. 4 daha 20. 4 daha 28. 32, 36 değil mi? Hadi bir daha yapıyoruz. 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 2 de burada 38. 38'in 8 elde var. 3, evet 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 7, 8, 88 santimetre. Evet cevabımız C seçeneği. Evet yeni soruya geçelim şekildeki ABCD bir kare bak ABCD bak burası bir kare yazalım kare BEC BEC bir eşkenar üçgendir bak BEC buradaki bu üçgen eşkenar üçgen yazalım Evet eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 21 santimetredir bak eşkenar üçgen dediğimiz yer neresi onu da farklı bir renkle çizelim Evet, bakın çizdim. Bu çizdiğim üçgen bir eşkenar üçgen ve çevresi 21 santimetredir. şeklin şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Nereden bahsediyor acaba? Hadi gelin tek, şekli bir inceleyelim. Nereden bahsediyor? Evet, buradan bahsediyor. Bak, çevre dediğine göre sevgili çocuklar, bak burası, burası var, burası var. Evet bak buradan ve buradan bahsediyor. Yani üçgen üç kenarı yoktur çevrede. Bu şeklin çevresinde yok. Peki nasıl buluruz? Bakın. Evet bu bir eşkenar üçgense üç kenarının toplam uzunluğu 21 santimetre ise bir kenarını nasıl buluruz? Bir kenarını bulursak karenin neresine eşit olur? Evet işlemim hazır. 21 bölü 3 dedim. Evet Sevgili çocuklar eğer ben 21'i 3'e bölersem bak bu kenarı bu kenarı bulabilirim. E bu kenar da aynı uzunlukta. Peki o zaman ne yapacağım? Evet bu kenar demek karenin bir kenarı demek. Bulalım bakalım bir neymiş bir görelim. 21 bölü 3. Evet 2'nin içinde 3 yok. 21'de 3. 7 kez var. 7 santimetre. Buralar bakın 7 santimetre. Burası da 7 santimetre. Burası da 7 santimetre. Karenin bir kenarı 7 santimetre ise buralar ne kadardır? E bu da 7 santimetre, bu da 7 santimetre, bu da 7 santimetre. Şunun dışında, evet, bütün kenarların eğer toplarsam bu şeklin çevresini bulur muyum? Hadi gelin hangileri bu çevreye eşit onları bir yuvarlak için alalım. Bak, burası bu 7. Evet, bunu alacağım. Burayı alacağım. Burayı alacağım. Bak, burası, burası, burası bunu alacağım ve bunu alacağım. Bunu almayacağım. Şeklin çevresine bu girmiyor. Kaç tanesine işaret koydum? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 kere 7 desem nasıl olur? Değil mi? 5 ile 7'yi çarparsam da şeklin çevresini bulurum. 5 kere 7, 35 santimetre. Bak A seçeneği gördünüz mü? Evet sevgili evet. çocuklar bu videoda sizlerle birlikte çevreyle ilgili zor sorular çözdük. Bir başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın.